Mutlaka ameliyathane koşullarında yapılması gerekiyor. Hı hı. Daha çok koldan uyuşturarak, daha demin de bahsettik, hasta uyanıkken çok fazla uyutmadan kolunda bacağındaki işlemleri yapıyoruz. Eğer bir mutlaka çok iyi bir mikroskobunuz ve çok iyi bir sisteminiz olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 40 kez büyütülmüş görüntüler alıyoruz. Hı hı. Ve gerçekten saç sisteminin 1/3 kalınlığında iplerle o tek tek dikişler atılıyor. Biraz uzun süreli bir iş. Hı hı. Bazen 12, 13, 14 saate kadar varan ameliyatlarla o incecik yapıları küçük nakış gibi işleyip dikiyorsunuz. Oldukça zorlu ve sabır gerektiren bir iş. Ameliyattan sonra kişinin ağrıları çok şiddetli olabiliyor mu peki bu kadar uzun süre ameliyat, 14-15 saatlik ameliyatlardan sonra? Kesinlikle, aslında bunun da önlemi var. Daha demin bahsettiğim koltuk altından uyuşturma sistemine yaklaşık ameliyatın en ağırlı dönemi olan 6-8 saati ağrısız geçirebiliyorsunuz. Ama ikinci bir şey, biz ağrısı çok olacağını düşündüğümüz olgularda koltuk altına bir kanül yerleştiriyoruz. Hı hı. Ve o kanüle yaptığımız iğneler vasıtasıyla hastayı tamamen ağrısız bir şekilde bu işlemlerden kurtarabiliyoruz. Gerçekten bu işin çok yapıldığı bir merkez olduğu için hastanemizde anestezi ekibi de bu konuda çok tecrübeli. Hı hı. Ve her hastanede olmayan ve özellikle bir birim olduğumuz için bize çok faydalı olan anestezi ekibimiz ağrı sağaltımı konusunda çok tecrübeli.